Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, geçen sene ilk bütçenizdi. Karşımızdaki sıralardan komisyon sıralarına geçmiş, çiçeği burnunda bir ticaret bakanı olarak rekorlar kıran ihracat rakamlarından bahsetmiştiniz. Ve sözünüz sık sık AKP sıralarından gelen alkışlarla kesilmişti. O günlere dönersek, salgın nedeniyle dünyanın alternatif tedarikçiler aramaya başlaması, bölgeselleşme eğilimi ve Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumu ihracatımıza yeni fırsatlar sunmaktaydı ve ihracat rakamları her ay artmakta, NAS öne sürülerek ardı ardına faiz indirimleri yapılmaktaydı. Dövizin ve enflasyonun patlamaya başladığı yeni ekonomik planın açıklandığı günlerden bahsediyorum. Türk tipi yeni ekonomik model gayet basitti. Düşük faizle üretim ve ihracatı destekleyeceğiz. İhracat üretimi arttıracak, cari fazla verilecek. Bu cari fazla ile de dolar frenlenecek, enflasyon düşecek vesaire vesaire. Bu kadar basit bir kalkınma modelinin daha önce kimsenin aklına gelmemesi tuhaftı ama bunu hiçbiriniz dert etmedi. Hatırladınız mı o günleri? Peki biz ne demiştik? 17 Kasım 2021'de plan bütçede bakanlığın bütçesi tartışılırken aynen şu ifadeleri kullanmışım. İhracat rakamlarındaki rekorların sebebi Selin Hanım'ın da gayet güzel açıkladığı gibi rekabetçi kur, ucuz emek ve sizin de belirttiğiniz gibi dünyadaki tedarik zincirlerinin bölgeselleşme eğilimi. Günümüz dünyasında kur politikalarının ve ucuz emeğin rekabeti arttırmayacağı açık. Yani bu ihracat politikasının sürdürülebilir olmayacağı aşikar. Yani özetle şunu söylemişiz: olmayacak duaya amin demeyin, ülkeyi felakete sürüklemeyin. Aradan geçen bir seneyi değerlendirelim. Bakalım kim haklı çıkmış? 2021'in 10 aylık ihracatının bir önceki yıla göre artışı %33.9. Bu sene aynı dönem için artış %15.4. Yarı yarıya inmiş. Ekim ayındaki artış ise sadece %3. Ocak-Ekim 2021 ithalatı ise bir önceki döneme göre %22.5 artmış geçen sene. Bu seneki artış ise neredeyse iki katı, %39.4. Dış ticaret açığımıza baktığımızda Ocak-Ekim 2021 dış ticaret açığı bir önceki döneme göre %16 azalarak 33.8 milyar dolara gerilemiş. Bu sene aynı dönemde dış ticaret açığı %168.3 artarak 91 milyar dolara çıkmış. Enerji fiyatlarındaki artışı hiç hesaba katmazsak bile bu açık bu sene %40 olarak artmış. Sayın Bakanım, geçen sene ilk 10 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranının %84.3'e ulaştığını, bu oranın 2002 yılında %69.6 olduğunu söylemiştiniz. Bugün ne oldu biliyor musunuz? 2002 yılıyla hemen hemen aynı, %70. Ticaret hatlarına bakarsak, ki bu çok önemli bir veri, Eylül 2021'de 88.4 imiş, bugün %71.2. İhracattaki yüksek teknoloji ürünlerin payı 2017'de %3.4 idi, bugün ise %2.9. Kilogram başına ihracat 2014'te 1.59 dolarken bugün 1.2 dolar. Bakın artmıyor, düşüyor. Değerli milletvekilleri, bakın size farklı bir veri vereceğim. IMF'in verilerine göre Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payı darbenin yapıldığı 1980'de %0.86 idi. Bu oran 2013'te %1.24'e çıktı. Başkanlık sistemine geçtiğimiz 2018 yılında ise 0.91'e düştü. Bugün de biliyor musunuz? 0.67. Yani getirdiğiniz Türk tipi başkanlık sistemi, Türk tipi ekonomik model bu ülkeyi 80 darbesinden daha fazla zarar vermiş. Şimdi bir kere daha soruyorum, kim haklı çıktı? Ne yazık ki üzülerek söylüyorum, bir kere daha biz haklı çıktık. Neden mi? Sanayinin yapısını değiştirmeden, yapısal reformlar yapmadan, bilgi üretmeden, teknoloji üretmeden, teknolojik yoğunluğu arttırmadan, paranın değerini ve emeği ucuzlatarak, ihracatı arttırarak büyümeye çalışmak ve böylece enflasyonu kontrol edeceğini ummak en hafif ifadeyle iş bilmezlikti ve ne yazık ki duvara tosladık. Değerli milletvekilleri, işin tuhafı ne biliyor musunuz? TL'ye değerli, bu değerli TL ile ihracatımızın rekabet etme şansı yok dediğinizde dolar 9 liraydı, bugün 10.
Tamamlayın sözlerinizi. İhracatçılar bu kura rağmen TL aşırı değerli, ihracat yapamıyoruz diyorlar. Yani başladığımız noktaya mı döndük? Hayır. Ne yazık ki başladığımız noktada, yani NAS dediniz, faiz indirmeye başladınız, yeni ekonomik modelini uygulamaya başladığınız noktada değiliz. Faiz sebep, enflasyon sonuç dediğiniz gün dolar 9 liraydı, bugün 18.60. O gün enflasyon %19'du, bugün %85. Bugün yoksulluk içindeyiz, yokluk içindeyiz. Bugün sefalet endeksinde dünya birincisiyiz. Öyle ki bugün bu ülkede süte, bildiğimiz süte alarm takılmakta. Şimdi sormak istiyorum. Bir anne veyahut da baba eğer bir marketten süt çalıyorsa ona hırsız diyebilir miyiz? Eğer bir anne ve baba bir ülkede eğer süt çalıyorsa bilin ki o ülkede daha büyük hırsızlar vardır.